gel. Selamun aleyküm herkese, iyi akşamlar. Bugün neredeyiz? Muş Adası'nda, oteller önünde balık avı yapacağız. Yani farklı bir mera deneyeceğiz bugün. Aynen. Yani ilk defa av yapıyoruz burada. Yani duruma göre sizlerle de paylaşacağız. Yani çıkan balıkları, ne tür takım kullandığımızı, takım bilgisini de vereceğiz zaman zaman tabii. Ama öncelikle balığın durumuna bağlı yapacak olduğumuz av. İnşallah yani, devamı gelir. İnşallah. Çekime şimdi devam ederiz. Malzemelerimizi kuracağız. Aynen. Gece avına geldik. Gece avına geldik. Saatimiz şu an 8. Aynen. Sabah, öğlen 12'ye kadar buradayız. Yani o zamana kadar bakalım elimize neler geçecek. Şimdiden herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere. Rast dede gelsin. Aldım dedi. Rastgele. Geliyor bro. Geliyor mu dedem? Ama güzel geliyor gibi. Kamışın ucundan bakılırsa güzel bir balığa benziyor ama. Yani bakalım. Kepçeyle alacağız. Kepçeyle alacağız. Önümüzde. Önümüzde yaklaştı. Göründü. Göründü. Göründü mü? Ben görmedim. Geziyor, bu tarafa geç. Geliyor. Yani kafasına bakılırsa güzel balığa benziyor. Güzel balık. Nerede? Aa, migri mi o? Yok ya, yandan. Migri ya. Migri. Migri. Senin ne işin var burada migri? Kaldır ya. Kaldır. Vuranlar bunlar. Bir adet migri. Allah Allah. Bu da güzel. Güzel mi? Dede ne diyorsun? Kötü. Ne oldu bu? Olmadı bu. Olmadı be. Bakalım neler gelecek daha. Dede aldım dedi. Tamam. Bu sefer dedi balık. Bu sefer dedi balık dedi. Bir tane de sargozumuz var ya. Bir tane sargozumuz var tabii. Onu çekemedik. Dur ben kepçeyi alayım. Buradan hemen. Ne olur ne olmaz. Bakalım ne geliyor. Ne geliyor? Vallahi kalamayın. Dede güzel diyor. Basıyor. Güzel basıyor diyor. Oo. Heyecanlandı bro. Allah Allah. Vallahi. Baksana. Of. Dede oflamaya başladı. Mera derin ya. Geldi. Nerede? Önümde. Bak. Geldi. Geldi. Geziyor şu an. Güzel bir sargoz daha geldi. Gel 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 dede gel. Oo, hem de ne sargoz. Çok güzel bir sargoz. Yani güzel bir sargoz. Öyle böyle değil yani. Bak. Baba. Çıkma gidin oğlum. Şöyle bir çıkar dedi. Oo. Şöyle bir avucunu al da göster bir şöyle. Ha. Yani biraz önceki gibi. Değil, biraz öncekinin daha büyüğü. Büyük. Güzel bu. Güzel boy. Güzel dedeciğim. Hadi rastgele. Günaydın arkadaşlar. Misafirliğe geldik. Hava çok soğuktu. Tayfun'la üşümeye başladık. Abimiz de Almanyalardan gelmiş. Bizi burada kapılarını açtı bize. Kahvemizi içtik. Sıcacık şimdi karavanda oturuyoruz. Hoş abi, geldiniz. Sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun. Sen de hoş geldin kardeş. Çok sağ ol abi, çok teşekkürler. Vallahi. Kahve için de teşekkürler bu arada. Arzu ederseniz birer tane daha ikram edebilirim. Yok çok sağ olun abi, teşekkürler. Evet. Uykumuz da aldı. Ben uykumu aldım. Ben sabahtan beri, akşamdan beri yatıyorum. Biz daha ava devam edeceğiz. Evet. Yani saatimiz sabahın şu an 6.30. Yani bir yarım saat şöyle bir muhabbet, sohbet. Ondan sonra tekrar balığa saldıracağız tabii sabah suyuna. Çalışmaya devam. Size rast gelsin diyeyim. Aynen. Çilekopları yine alın. Evet, minekoplar. Çilekop, minekop. Kuzu yavrusu gibi. Vallahi. Maşallah. Aynen. Geldi mi geliyor abi işte ya.
Nasip kısmet nasip. İşi. Evet ama bir de işi bileceksin. Yani evet. Her oltayı oraya atan balıkçı olarak geçinmem. Evet, ben kendime atarım. Ben balıkçı değilim. Atıyorum ama işte gelirse. Bizim yakaladığımız en küçük küçük şeyler. İşte çupra geliyor yani. Burada çupra var diyorlar. Ömer Camping olduğu yerde evet, bir derinlik evet. Var diyorlar. Evet buralarda da var. Çupra levre falan sargoz balık yapıyor. Bundan 2 sene önce bir tekneyle çıktık biz gece. Aha. O Yunan bir şey Rus bir arkadaş vardı. Evet. Şey navigasyona almış onu balık bulucuya. Oraya gittik fakat hiç tık yoktu. Allah. Kim bilir diyor 90 metre derinlikte yok yarım metreye kadar çupra çıkıyor diye. O hiç nasip olmadı. Evet, evet. Ya herkesin belirli bir noktası var tabii ona göre. Duruyorlar. Oraya da götürmüyor. Ama balık da hep aynı noktada durmuyor zaten geziyor değil mi? Bilhassa çupra. Geziyor. Kesinlikle yani, geziyor. Bilhassa çupra. Bu havayla alakalı da işte abi. Evet. Havalar biraz böyle işte kış havasına döndüğünde mesela işte yağmurlar yağmadığı zaman oksijenin daha düşük seviyelerde olduğu zamanlarda balık daha derine kaçıyor. Soğuk. Ha, biraz daha böyle yağmur şey olduktan sonra kıyılamaya başlıyor mesela. Evet. O zaman daha yüzeysel oluyor. O zaman da biz daha verimli oluyor. Mesela kıyıdan da aynı. Biz şu anda balık tutamıyoruz mesela. Ha akşam tayfunun iğneyi kopardı gitti. Hayvan. Bizim. O kadar büyük. Yani o kadar güzel fena vurdu. Çaptı. Bir vurdu. O vuruş. Bir kere. Evet. Vurdu. Çupra olduğunu anladık zaten ama kopardı. Çupra olduğunu nereden anlıyorsunuz? Ya balığın vuruşundan şey yapabiliyorsunuz. Anlıyorsun yani. Anlıyorsunuz artık. Bir zaman sonra. Artık hangi çupra. Balık vuruyor, hangi balık kafa vuruşuyor. Evet. Onları bile artık ezberliyorsunuz bir zaman sonra. İnanırım. Demek ki şimdi ustası olmuşsunuz. Akşam ben oltayı çekiyorum. Diyorum ki bunun ucunda yem yok diyorum. Tayfun bana nereden anladın diyor. Yem yok artık işte yani. Yem işte. Öyle anlıyoruz yani. Benim bir tek bildiğim çuprayı çekerken çok kafa atıyor. Fena. Onu biliyorum. O zevkini aldım. Onda kazık da nasip oldu. Onun zevkini aldım onu biliyorum. Ama diğerlerinde hiçbir alakam yok. Zaten şey haberim yok. Zaten çektiğimiz ne? Küçük küçük balıklar. Vallahi işte balık. Şeye gittim ben bu... ne demiştik deminden balıkta sen özgürsün. Evet. Bizim Recai'nin gittiği bu çeşmeye doğru bir yer var orada. Ildır mıydı? Oralar. Ildır. Orada. Yani. Orada bir gece balığına çıktım tekneyle, büyük tekneyle. Hiç yok abi. Hepsi küçük küçük. Aynen. Kaptan dedim, kaptan balık var mı burada? Görüyor musun? Görüyorum da duruyorum. Zaten orada adalar da çok. Çok. Onun demek ki belli bir yeri var. Gidiyor oraya, adanın arkasına saklanıyor. Atıyor tabii, çapayı, tabii. Oradan buyur balık tut. Ama hepimiz de öyle. Birisi vardı, o da usta, İzmir tarafından geliyor arkada. Çocuk çok balık aldı ama hepsi küçük küçük. O mercanın erkekleri zaten küçücük oluyormuş, ben onu bilmiyordum. Evet. Ben onları geri atıyorum. Adam dedi, ne atıyorsun abi, küçük balık. O dedi, mercanın erkeği, o büyük olmaz. Ondan sonra başladık artık. Ama tabii, varsa bu kadarcık, fazla balık yoktu bizde. Ama sizinkiler maşallah. Aldık ya, ama bu sene verimli değil aslında. Bu sene geç başladı. Ya halen hala başlamadı çok. Denilebilir yani. Geçen yıl? Çünkü aynen geçen yıl güzel yağmur oldu biraz. Bir de lodos çok güzel oldu. Eylül'de, Ekim'de güzel yağmur yağdı. Aynen. Lodos o zamanlar bir patlamaya başladı abi. O lodos bu taraftan çarptığı zaman suyu karıştırıyor işte, döndürüyor. Bu sefer ne oluyor? Döndüğünde iç kesimlere yağmur düşüyor. Bu sefer rüzgar tam tersine dönüyor. Hani rüzgar batı yapıyor. Batıdan hani... Böyle kuzeye, doğuya doğru çeviriyor. Ondan sonra balık yapıyor. Zaten o zaman da su nefes almış oluyor zaten. Bu sene de burası kurakmış. Daha yağmur doğru evet, evet, yağmur gelmemiş. Kasım'a geldik. Kasım'a evet, geldik. Kasım'dayız. Zeytin zamanı mesela şu anda. Evet. Bizim bahçelerde zeytin kalmadı. Yok. Yine mi? Geçen sene de öyleydi. Aynen olacak. Kuru. Kuru. Şu anda millet zeytin silkelemeye başladı. Yabana. Ben de Söke'de şey var. Zeytin peynir satan yer. Şimdi isim aklıma gelmiyor. Onlardan alıyorum. Onların zeytini güzel, biraz hem acımsı oluyor. Tamam. Geçen sene iki misli fiyat ödedim. Doğrudur. Evveli seneye nazaran. Doğrudur. Ondan sonra zeytin yok abi dedi. Yok. Kurak olmuş. Yok. Bu sene de galiba burası böyle. Gene öyle olacak. Hem zeytinin tadı yok hem de fiyatlar yükseliyor. Çok pahalı. Böyle Türkiye çok pahalı olmuş. Şu olacak gibi değil. Yani işte çare yok. Zeytin de mesela işte bu sene gene bu kuraklıktan dolayı şey olacak. Millet erken topladı, aldandı. E şimdi yarın bir gün diyor adam,
yağmurlar diyor işte, kar kırağı yağacak, bilmem ne olacak. Halbuki eskiden bizim babalarımız sağ olsunlar başımızdalar işte, bizim yağlık zeytinlerimiz vardır abi. Evet. Böyle zeytin şey olur, hafif ince, götü böyle sivri olur böyle. Evet. O yağ zeytini. Hurma zeytini olur mesela. Biz onun dibine düşeni yerdik. Önceden evet. Ekmekle beraber onu yerdik. Salçalı ekmekle. Hep öyle büyüdük. Şimdi o zeytin lezzetliydi. Şimdi Gemli'nin zeytini var. Diktiler. Evet. Şu anda Türkiye'ye gelen her yerde o tombul zeytine bak. Koktalık normalde. Şimdi bu mevsimde topluyorlar zehir gibi. Asit oranı fazla. Evet. Hani 3 asitler tamam 10 numara zeytinyağıdır. Aslında Aralık falan değil mi zeytin zamanı? Tabii Aralık, Ocak. Evet. Gırağı yağacak. Gırağı yağmadı mı o zeytin yenmez. O yağ yenmez Tayfun. Sen bilmiyor musun? Sen ödemiş değil misin? Doğru diyorsun abi. Allah Allah. Ödemişti ben... Şahane bir yer gittim oraya da. Tam var ne o, ovası var. Maşallah. Çok güzel. O ödemişin içince yukarıda bir tane bir göl varmış. Bir Gölcük Gölü. Evet. Ama çok etmet ettiler, gittik buradan oraya geldik. Allah'ını seversen göl bu mu? Öyle ahım şey de değil yani. Orası kar yağdığı zaman güzel oluyor, bembeyaz böyle. Ya onu bilmiyorum, biz yazın gittik. Bembeyaz. Şey, Ödemiş'e girdik. Aynen yukarıda. O ovası çok güzel zaten burada, Ödemiş'in patatesi falan diyorlar. Alışveriş aynen, yapıyoruz. Aynen. Bir de yukarıya Ödemiş'e çıktıktan sonra tepeye durduğumuzda Ödemiş'e bakışı var. Güzel yer. Yani. Muhteşem yer. Evet. Böyle. O zaman bu sene gene aynısı olacak. Gene zeytin az, yağlar pahalı, zeytin pahalı. Aynı olacak gene. Evet. Aynı olacak. Her şey nasip. Nasip. Evet. Evet. Her şeyde nasibimiz. Balık da aynı. İşte nasibimiz varmış. Bu kahveyi içtik bugün abicim. Afiyet şeker yani. Olsun. Komuza sağlık. Afiyet şeker olsun. Tanıştık işte. Her şey bir bahane. Evet, insanlık budur ya. Değil mi? Bence biz aynen. Ben böyle büyüdüm, böyle gördüm. Biz de aynıyız. Yani. Biz de evet, elimizden ben... geleni paylaşmaya çalışıyoruz. Hayat paylaştıkça güzeldir. Evet, hayat. İyi Tayfun, iyi seyirler diyelim arkadaşlara. Aynen. Birazdan balıklarla görüşmek üzere diyelim o zaman. Aynen öyle diyelim. Yeter ki çalışalım gelsin. Çalışalım abi. Arkadaşlar rast gelsin. Herkese iyi seyirler. Çalışmaya başlıyoruz. Rastgele. İnşallah. Arkadaşlar. Çok fena soğuk vardı. İçimizden geçti soğuk. Ama devam ediyoruz. İki sargoz. Hatta o. Üç sargoz, bir tanesini bıraktık. Bırakma yaptık. Kopan iğne var. Onun dışında takımı göstereceğiz. Ya dün agresif vuruşlar da oldu tabii. Oldu. Güzel vuruşlarımız da oldu. Ama onları çekemedik. Buzluktan tabii. Çıkma bibiler de vardı. Aynen. Yengeç vardı. Ha şimdi yengece vuruş geldi. Tayfun şu... Arkadaşlar takımı istiyorlar ya sürekli. Sen aslında çok basit. Sen tanıt dedi, senin takım. Sen aynısını kullanmıyor musun? Kullanıyorum da. Arkadaşlar. Şok misinamız. Makineden gelen. İki tane stoper attık. Bir tane kum boncuğu. Bir tane çelik fırdöndü. Arkasından bir boncuk daha. Stoper atmak isterseniz atın arkasına bir tane daha. Misinanızı bağlayın. Kurşuna. Ondan sonra yaklaşık 2 metre bir saçak. Bugün ben Ghost'un 37 numarasını kullandım burada Tayfun. 37'yi denedik. Dedik büyük balık çıkabilir dedi Tayfun. Aldık geldik kalın misina deniyoruz. Ondan sonra İğne F724 1 numara. Chino. Şurada bir bağlama şekli var arkadaşlar. İnşallah görebileceksiniz. İğnede düğüm yok arkadaşlar. İğneden bir kere geçireceksiniz deliğinden. Misinayı burkacaksın. Burasına düğüm yapacaksın. Yem geriye kaçmasın diye. Bak burada düğüm. Şurasında. Burada. Ne yapıyor? Yem buraya iğnenin üstüne toparlanamıyor. Bu da
verimi arttırıyor. İğnem de böyle duruyor. Güzel bir iğne. Yani normalde balığı hiçbir şekilde sektirmiyor bu iğne. Ama akşamdan beri sek sek. Vallahi önümüzde ağ da var, şüpheleniyoruz. Ondan kaynaklı mı artık? Artık yani dubaları görüyoruz önümüzde ama ne olduğunu kestiremiyoruz. Şimdi telefonla yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşıyoruz, görüntü almaya çalışıyoruz ama maalesef anlaşılmıyor. Atış mesafesinde bir de. Ben birkaç kere taktırdım, takımın biri koptu. Yabana götürdük takımı. Vallahi velhasıl av devam ediyor. Yağ nasip diyelim. Oltalarımızı atmaya devam edelim Tayfo. Aynen öyle. Takım böyle. İşte ara sıra burada gam yapıyor mesela. Bunu çekerek düzeltiyoruz. Bismillah. Devam ya. Aynı şekilde devam. O zaman rastgele. Rastgele. Evet. Hepimize rastgele. Zarga nasıl düştü? Ve ışık dansı. Kepçe mi? Sabah sabah ne kepçesi Tayfo? Valla bro. Telefonu düşürme demedi. Bu ne ya? Allah Allah. Tamam 2-3 kere vurdu. Ahtapot mu acaba? Ne diyor? Olabilir mi? Allah Allah, bu yandan mı girmiş? Nasıl olmuş la bu? Böyle döne döne geliyor bu. Ne o? Bilmiyorum ki. Balığı ağzını açmış geliyor, şuna bak. Domuz gibi, şuna bak. Ne bu? Domuz gibi, şuna bak. Kediye bak. Ne deniyor bunu? Sen ne diyorsun ha? Balığa geliyor. Dikkat et. Geldi. Şuna bak. Bu ne lan, dana gibi. Şunun güzelliğine bak, renklere bak. Ne büyük ha. Ben de diyorum bu ne böyle ya. Abi herif. Almış yatırmış ot balığı. Aynen bu kadar büyük bile. Bir de. Ne diyoruz bu ne ya? Bir de bunlar başladı. Takır tukur takır tukur. Bizim iş olmayacak ya, ondan oluyormuş. Yutmuş. Deniz de pek güzel ama. Şuraya baksana ışıltıya. Kedi bu senin şansın. Kediye mi varsın? Tabii canım, o kadar bekledi bizim. Aynen başımızı. Ya başımızı bekledi. Onların da canı var. Onlar da yesin. Yesin bir tane garibim. Ne olacak bir tane de? O da bekleyip duruyordu sabahtan beri. İyi o zaman Tayfun, hem bir yandan toparlanıyoruz değil mi? Toplanıyoruz dedi. Gidelim, yeter bu kadar. Yeter. Bugünlük bu kadar yeter. Saat 12. Arılar da rahat bırakmıyor zaten. Vay ya. Arıyı kepçeye alsam olmaz mı? Baksana. Tepeme tepeme ha? Biniyor. Hıy! Allah. İyi, hadi rast gelsin. Hadi rast gelin. Hadi, iyi seyirler.